Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir kripto para videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda 1 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Ethereum saldırısını sizlerle konuşacağız. Bilindiği üzere arkadaşlar şu anda mining söz konusu olduğunda aklımıza ilk gelen kripto para Ether. Şimdiye kadar aslında Bitcoin daha popülerdi. Uzun bir süredir Bitcoin madenciliği için ezik tebelli özel makinalar gerekiyor ki bu makinaların fiyatı da bir hayli pahalı. Ayrıca Bitcoin'in büyük bir kısmı çıkarılmış durumda. Dolayısıyla bir makineyi alsanız size ne kadar getirisi olur, götürüsü nedir? Bunu kestirmek biraz güç olabiliyor. Bunun yanında Ethereum ile GPU tabanlı yani ekran kartları üzerinden madencilik hala yapılabiliyor. Ekran kartı üzerinden yapılabilecek farklı madencilikler de var. Fakat bunların hiçbiri hali hazırda Ethereum kadar gelir sağlamıyor. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra gelelim 1 Nisan'daki saldırımıza. Bilindiği üzere arkadaşlar Ethereum önümüzdeki süreçte ki Temmuz ayı diyorlar bu süreç için Ethereum 2.0 güncellemesine geçiş sürecini başlatmış olacak. Bu süreç ile birlikte Proof of Works'ten yani PoW'dan Stake of Works'e bir geçiş olacak. Yani Ethereum temelde baktığımızda Cardano tarzı bir yapıya bürünmüş olacak. Bu da mining olayının büyük oranda bitmesi anlamına geliyor. Yani en azından Ethereum tarafındaki mining olayının bitmesi anlamına geliyor. Ethereum'un şirketindeki kurucular diyor ki bu bizim için önemli bir artı olacak. Halihazırda dünya genelinde 3 büyük madencilik havuzu var. Bu madencilik havuzlarından ikisi bu geçişi desteklemiyor arkadaşlar. Biri ise destekliyor. Desteklemeyen madencilik havuzlarından birisi de Ethermine. Ethermine dedi ki gelin 1 Nisan'da protesto amaçlı bir saldırı düzenleyelim. Yani %51 saldırısı düzenleyelim. Herkes hash rate'ini yani kazım gücünü tek bir havuzda toplasın. Yani Ethermine'de toplasın. Böylece %51'lik saldırıyı gerçekleştirmiş olalım. Peki bu %51'lik saldırı ne anlama geliyor? Dilerseniz öncelikli olarak buna bir açıklık getirelim arkadaşlar. %51 saldırısı herhangi bir blockchain ağında tek bir kişinin ya da bir organizasyonun aynı bu saldırıda olduğu gibi hash oranının çoğunluğunu kontrol altına alarak yaptığı ve ağda bozulmalara sebep olan saldırılar olarak nitelendiriliyor. Başka bir deyişle %51 saldırganı ya da %51 organizasyonunu yöneten grup kendi isteği doğrultusunda işlemlerin sıralamasını değiştirebiliyor ya da bu işlemleri tamamen reddedebiliyor. Farklı aktiviteler gerçekleştirilebiliyor. Nedir işte? Herhangi bir işlemin geri çevrilmesini sağlayabiliyor. Tüm işlemlerin onaylanmasının engellemesini sağlayabiliyor. Yani hizmet işleminin reddini sağlayabiliyor. Ayrıca diğer madencilerin ya da madencilerin tamamının kazılarını engelleyebiliyor. Tabii ki burada madencilerin kazımının engellenmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak. Fakat ağın güvenliği kısa bir süreliğine ortadan kalkmış olacak 1 Nisan'da eğer bu saldırı yani %51 saldırısı gerçekleşebilirse. Peki arkadaşlar bu saldırıyı gerçekleştirmek o kadar basit mi? Buna gelelim. Daha önce %51 saldırısı farklı kripto paralar içinde denenmişti. Örneğin Monocoin, Bitcoin Gold ve Zencash bir de Green vardı zannediyorum. Bunlar üzerinde bir %51 saldırısı gerçekleşti ve bu saldırılar başarıyla sonuçlanmıştı. Fakat bu saldırılar için ağ gücündeki hash rate oranının çok fazla yüksek olmaması gerekir. Çünkü ağ gücündeki hash rate ne kadar yükselirse %51 sağlamakta o kadar güçleşecektir. Burada şu da var arkadaşlar. Ethermine sonuçta en çok kullanılan 3 havuzdan biri ki Ethereum tarafında en çok kullanılan havuz. Dolayısıyla 1 Nisan'da belli grupların da bu Ethermine'e kaymasıyla birlikte %51'e ulaşılması çok da zor olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Fakat Ethereum bununla ilgili farklı önlemleri aldığını dile getirdi daha önce. Tabii bu önlemlerin ne olduğunu biz şimdilik bilmiyoruz. Önümüzdeki süreçte muhtemelen öğrenebiliriz. Bu yüzden 1 Nisan tarihi Ethereum açısından önemli bir tarih diyebiliriz. Ya burada iki taraf birbirinin suyuna gidecek yani hem şirket bu güncellemeye de madencilerin gönlünü kazanacak ya da madenciler bu protesto ile birlikte arkadaşlar Ethereum'un değerini önemli bir şekilde aşağıya çekecek gibi görünüyor. Çünkü daha önce %51'lik saldırılar sonrasında diğer coinlerde önemli düşüşler yaşanmıştı. Dolayısıyla bu düşüş Ethereum'da da yaşanabilir. Yaşanmayabilir. Bunu
Bekleyip göreceğiz. Zaten şunun şurasında 1 Nisan'a önümüzde çok da fazla bir süre kalmadı. O yüzden şu aralar hani Ethereum alsam mı almasam mı diye düşünüyorsanız bu 1 Nisan'daki olayı da göz önünde bulundurmanızı söyleyebiliriz sizlere. Tabii şunu da belirtmek istiyorum. Bu içerikteki hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi niteliğinde değil arkadaşlar. O yüzden yatırımlarınızı yine kendi bilgileriniz doğrultusunda yapmanızı tavsiye ederiz. Biz burada sadece bilgilendirme amaçlı bir video çekmek istedik ve Ethereum madencilerinin 1 Nisan'da %51 saldırısına hazırlandığını sizlere söylemek istedik. Bakalım 1 Nisan'da neler olacak, neler olmayacak, bunu önümüzdeki vadede görmüş olacağız arkadaşlar. Eğer 1 Nisan'da gerçekten böyle bir saldırı gerçekleşirse ya da gerçekleşmezse biz tekrar bir video daha çekeceğiz ve bu saldırının ne gibi yıkımlara sebep olduğunu ya da nelere mal olduğunu sizlerle paylaşacağız. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.